Biden'ın yani tabii ki bu trajediye yönelik herhangi bir açıklaması olmadı. Ama Pentagon sözcüsü Patrick Ryder'a soruldu. Yani acaba bu olaydan Amerikan Savunma Bakanlığı ne anladı? Bir endişesi var mı Amerikan Savunma Bakanlığı'nın? Amerikan ordusu içinde bir rahatsızlık olursa bunun olumsuz bir yansıması olabilir mi? İşte bu çerçevede Pentagon'dan nasıl bir yanıt geldi? Ona bakalım. Yani hayal kırıklığı baştan söyleyeyim. Gerçekten çok trajik ama İsrail'in sarsılmaz kendisini koruma hakkının arkasında istiyor bir kez daha. Yani muhabir nasıl çabaladı gazeteci Pentagon, ABD Savunma Bakanlığı sözcüsüne? Yani şundan bir şey çıkardınız mı demek için Pentagon nasıl bir yanıt verdi? Ekranlara taşıyalım. Biliyorsunuz dün bir muvazzaf asker ABD'nin İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına verdiği desteği protesto etmek amacıyla İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe verdi. Bakana havacı Bushnell hakkında bilgi verildi mi ve havacının bu eyleminin ABD'nin devam eden operasyona verdiği destek konusunda ordu içinde daha büyük bir sorun olduğuna işaret edebileceğinden endişe ediyor mu? Evet, yani bakan bu durumu takip ediyor. Hava kuvvetlerinin havacının ölümünü doğruladığını biliyorum. En yakın akraba bildirimleri tamamlandıktan 24 saat sonra ek bilgi sağlamayı planlıyorlar. Kesinlikle trajik bir olay. Havacının ailesine başsağlığı dileriz. Peki bakan, bunun daha derin bir soruna işaret edebileceğinden endişeli mi? ABD askeri personeli, silahların ve İsrail'e verilen desteğin Gazze'deki siviller üzerinde kullanılması konusunda rahatsızlık duyuyor olabilir mi? Peki bakın, Savunma Bakanlığı olarak Hamas'ın 7 Ekim'deki acımasız saldırılarından bu yana bakanın belirlediği 4 temel alana odaklandık. Bu bölgedeki ABD güçlerini ve vatandaşlarını korumak, İsrail'in kendisini terörist saldırılara karşı savunma hakkını desteklemek, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve Hamas'la İsrail arasındaki krizin daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşmesini engellemek. Bu hedefler Orta Doğu'daki duruma yaklaşımımızı şekillendirmeye devam ediyor ve daha önce de konuştuğumuz gibi İsrail'in varoluşsal kendini savunma hakkını sarsılmaz şekilde desteklerken İsrail'e Gazze'de sivil güvenliği ve insani yardımı dikkate alması yönünde beklentilerimizi iletmeyi de sürdüreceğiz. Bunun bakanın İsrail'deki mevkidaşı ve diğer ABD'li yetkililerle yaptığı her konuşmanın ayrılmaz unsur olduğunu görüyorsunuz ve onlardan silahlı çatışma hukukuna ve uluslararası insancıl hukuka uymaya devam etmelerini bekliyoruz. Bunu da sürdüreceğiz. Şimdi devam edelim. Yani bu soru sorulmamıştı tabii ki. Bu eylem sorulmadı ama Gazze'de ateşkes olacak mı sorusuna dondurma yerken cevap vermişti Biden. Sonra o dondurmayı beraber yediği sunucunun, televizyon sunucusunun programına konuk oldu. Ve bir kez daha ben Siyonistim dedi. Şimdi öncelikle yani Gazze'de ateşkes olacak mı sorusuna nasıl bir yanıt verdi ona bir bakalım. I am an active duty member of the United States Air Force and I will no longer be complicit. Well, I hope by the beginning of the weekend. I mean the end of the weekend. At least my national security advisor tells me that we're close. I'm about to engage in an extreme act of protest, but compared to what people have been experiencing in Palestine at the hands of their colonizers, it's not extreme at all. We're close. It's not done yet. And my hope is by next Monday, we'll have a ceasefire. Free Palestine! Hey. Free Palestine! Hey, I'm going to the What is this?